Alo canım. İlk halin neydi öyle? Kusura bakma ne olur. Yüzümüze kapattın kapıyı. Ya canım midem çok bulanıyordu. Bir an önce kendimi eve atmam gerekiyordu. Vallahi açıkçası birazcık bozuldum. Babam falan da yanımdaydı. Canım haklısın. Kabalık ettim. Ama ben senin gönlünü nasıl alacağımı biliyorum. Nasıl? Merak ettim şimdi. Sürpriz söylemem. Arayacağım ben seni. Hadi hoşça kal canım. Bay bay. Yavrum, ben çıkıyorum. Ablan için bir şeyler alacağım. Malum üzdü kızcağızı. Tamam anneciğim. Ben de çıkıyorum. Okula gideceğim. Hadi Allah zihin açıklığı versin. Merhaba Ban. Oo Melih'cim. Yine yakıyorsun ortalığı. Bu ne şıklık ya. Nasılsın? Keyifler nasıl? Buyurun hanımefendi. Saatiniz. Ah sana da çok zahmet oldu Melih'cim. Teşekkür ederim. Ya. İstediğin model yoktu. Ben de aynısını safir camlı olanını aldım. Bayağı bir fiyat farkı vardı ama aldık işte. Aa, çok teşekkür ederim. Aman unutma. Aramızda. Unutmam. Merak etme. Konu kapandı. Ödeştik. Oo, selam millet. Bu ne ya? Aa, of ya. Bak şimdi bütün sürprizi kaçtı. Ne ki bu? Senin için. Açsana. Vay, sonunda. Ümidi kesmiştim. Abi bak, süper saat değil mi? Ya. Yalnız bu safir camlı modeli. Almışken en iyisi olsun dedim. Ama arada fiyat farkı vardır. Aa, canım lafı mı olur? Sevgilim en iyisine layık diye düşündüm. Bu arada Pelin hastaymış. Bilmiyor musunuz? Sabah Alan'la konuştum, o söyledi. Sonra Pelin aradım, telefonu açmadı. Uyuyordu. Öyleyse ben bir gidip ziyaret edeyim. Melih'cim, sen de gel istersen ha? Birlikte gidelim. Sağ ol Banu. Benim Bahri Hoca'nın dersine girmem gerekiyor. Ozan'la birlikte. Bir dahaki sefer inşallah. Tamam. O zaman size kolay gelsin. Hadi hoşça kal. Kanka, istersen gidelim biz de. Gidelim. Merhaba Acar Hanım. Hoş geldin Banu. Pelin hastaymış. Nesi var? Evet. Babasıyla biraz şey oldu. Yemiyor, içmiyor. Sinirleri bozuldu. Sınav yüzündendir. Sağ olsun Bahri amca bayağı üstüne gidiyor da. Evet. Kötülüğünden mi? Senin de baban annen üstüne titriyordur. İnşallah bu sene üniversiteyi kazanırsınız. İnşallah. Neyse ben bir Pelin'e bakayım Acar Hanım. Peki iyi mi? Sabah çok korktuk ama işte tabii şimdi daha iyi. Sen nasılsın? Sağ ol, iyiyim ben. Ay, ne şeker şey bu böyle. Yeni mi aldın? Kedicik, meyveşin hediyesi. Meyfeş mi? O ne biçim isim ya? Deniz'in sınıftan arkadaşı. O köylünün arkadaşı var demek. Vallahi hayranım sana Özgür. Bütün eziklerle aran iyi. Banu lütfen düzgün konuşur musun? Şimdi izin verirsen benim yapılacak bazı işlerim var. Aman iyi be. Şaka yapmaya da gelmiyor.
Kendini kedi sanan balığınla sana mutluluklar canım. Ah, bunu da Pelin'e almıştım. Verirsin. Kayıp balık Nemo. Anne. Buradayım yavrum, mutfaktayım. Gel kızım. Çok ayıp ettik ablana, çok. Ay şık kafam, ah. Ay anne ne yapalım, dalgınlığımıza geldi, unuttuk işte. Olur mu hiç yavrum ya? Sen de bir şey alsaydın ablana. Sanki param var da. Yavrum ufak tefek de olsa bir şey alsaydın işte. Bir toka bile olur. Ay anne geçti gitti. Öylesine de bir şey almak istemiyorum. Aman sen bilirsin ne yapıyorsan ya. Zevkli kızsın be Suna. Ama kafa yok sende. Bu akılla gidersen hep hediyeyi veren olursun. Hiçbir zaman alan olamazsın. Yakışmış. Sağ ol. Evet Banu Hanım, sizi dinliyorum. Abla. Şimdi hani sen dün okula geldiğinde beni bulamadın ya. Hı. Arkadaşlar hocalardan izin alamadıkları için partiyi başka yerde yapmak zorunda kaldık. Ya Allah Allah. Hocaların katıldığı partiye sonradan izin vermeyecekler mi tuttu yani? Hem sen hani öğrenci temsilcisi falan olacaktın. Ya ben de öyle zannediyordum. Ama daha sonra hocalar izin vermemiş demek ki. Detaylarını da sormadım. Ya detay falan deme Banu ya. Ben hocalarla da asistanlarla da konuştum. Yok öyle bir şey dediler. İkinci sınıflara telefon ettirdim. Hocalarla mı konuştun? Evet. Bahri Hoca'yla. Bahri Atabay. Ne? Ne konuştun Bahri Hoca'yla? Ya sana ne ya? Bir de benden utanmadan açıklama mı istiyorsun? Ben sana soruyorum. İyi ki doğdun Suna, iyi ki doğdun Suna. Hadi. Efendim aşkım. Benim minik tavşanım nasıl olmuş bakalım? İyi oldu ama çok stresli bugün. Çünkü deneme sınavı var. Sen git gir deneme sınavına güzelim. Oradan çıkınca da bana gelirsin. Ben bütün stresini alırım senin. Ya Melih ya çok kötüsün. Ya niye kötüyüm? Sevgilimi özlemekle mi suç yani? Değil tabii. Ben de çok özledim. Sınavdan sonra ararım olur mu? Sadece arama. Gel olur mu? Pelin Hanım hazır mı bakalım sınava? Hazırım ama yine de heyecanlıyım. Ben bu sefer başarılı olacağından eminim. Ben de umutluyum. Ya baba, birkaç gündür evdeyim. Bu akşam arkadaşlarla program yapabilir miyim? Daha dün kendini iyi hissetmiyordun kızım. Evde kalıp dinlensen daha iyi olmaz mı? Sınavdan sonra biraz rahatlasın bari. Çok da yormaz kendini, değil mi kızım? Söz veriyorum. Hadi bakalım çocuklar. Geç kalmayalım çünkü daha Pelin'i... Dershaneye bırakacağız. Ben hemen banyoya gidip geliyorum. Aa Bahri. Bu akşam Berna'lara gideceğiz unutma. Sıra onlarda. Tamam iyi olur çünkü ben uzun müddettir Ceren'le konuşmak istiyorum. Tamam canım görüşürüz. Görüşürüz. Hadi çocuklar hadi. Pelin acele et baban çıkıyor. Deniz biz de akşam sinemaya mı gitsek? Olur. Hadi. Başarılar bir tanem. Teşekkürler anneciğim.
her şeyimi aldım ama kalemimi unuttum galiba. Heyecanlanma kızım, Özgür de vardır herhalde. Çok ihtiyacın olacağını sanmıyorum ama al. Kardeşinin eleştiriye değil desteğe ihtiyacı var Özgür. Evet, başarılar diliyorum canım. Teşekkürler babacığım. Merhaba Özgür. Merhaba. Aa, ne oldu Pelin? Ne olacak? Sınavım çok kötü geçti. Of ya. Beni başka sınıfa almaları kötü oldu. Yoksa açardım, sen de copy paste yapardın. Ya aslında başlarda iyiydi. Ama sonra kaydırdım mı ne oldu bilmiyorum. Baştan başlamak zorunda kaldım. Yetişmedi. Babam arıyor. Ya ne diyeceğim ben şimdi? Alo baba. Pelin, çıktın mı sınavdan? Merak ettim, nasıl geçti? İyi geçti babacığım. İyi, gözün aydın. Tebrik ediyorum. Teşekkürler baba. Hoşça kal. Ya ne yaptın Pelin ya? Niye iyi geçti dedin ki? 2 gün sonra zaten sınav sonucu belli olacak. O zaman ne yapacaksın? Ne yapayım bani ya? Hem bugün Melih'i görmem lazım. Kötü geçti deseydim izin vermezdi dışarı çıkmama. Valla sen bilirsin ama bence iyi yapmadın. Of bani ya, üstüme gelme. Zaten moralim sıfır. En iyisi ben şu Melih'i arayayım da neredeymiş bir öğreneyim. Of ya, iyi ki bizimkiler bu akşam yok evde. Yoksa durmadan arayıp neredesin derlerdi. Bu moralle hiç çekemem yani. Güzellik. Ben şimdi sana buz gibi bir frappuccino ısmarlarım, kendine gelirsin. Oradan da sana geçeriz. Bana mı? Hani sana gidecektik? Bana gidelim deyince gelmiyorsun ya. Bir de şansım böyle deneyeyim dedim. yok şaka bir yana. Bize dayıoğlu gelecek de. Çok odun bir herif de, hiç muhabbeti falan da yoktur. Sıkılırız o yüzden dedim. Ya. Yani. Hem ozanlar falan da gelir. Böyle dörtlü takılırız hep beraber. Değil mi Ozi? Vallahi süper fikir. Banucuğum sen de uyar mı? Olur. Uyar tabii. İyi o zaman, hepinize uyarsa annemi arayıp izin alayım ben de. Ara. Hadi o zaman. Manu, açsana kapıyı. Ya bu kapı niye kilitli? Ya tamam. Ya Allah Allah, açsana kızım kapıyı. Ya tamam dedim. Ya Allah Allah, kızım açsana. Hele şükür. Kızım niye açmıyorsun kapıyı? Bağırıyorum, sesin de çıkmıyor. Allah Allah, üstümüzü değiştiriyorduk herhalde. Mahremiyet diye bir şey yok mu bu evde? Ya yine bu oda dağılmış. Ya topla şu odayı, belediye çöplüğüne dönmüş ortalık. Aman tamam be, üf, yine başlama. Banu. Bugün okuluna gelip şu meşhur parti mekanını göreceğim, ona göre. Abla, bugün benim sınavım var. Başka zaman gel. Yani halden anla biraz işte. Hem senin için gücün yok mu? İzin aldım ben canım, sen merak etme. Suna. Kızım neredesin? Zarife teyzen seni istiyor. Of. Nereye?
Sınava gideceğim dedim ya ablacığım. Sınavdan sonra da çarşıda takılacağım. Sana mahcubum. Küçük de olsa hediye alacağım. Diyorum ki olanları unutup barışalım ha? Olanları unutmayacağız Banu Hanım. Okula gelip göreceğim o parti mekanını. Ya da ben gelemezsem artık babam gelip bir de o bakar. Abla bugün... Bugün değil, bugün değil. Zarife cadısı izin vermedi ama yırttın sanma. Bu işi bir an önce çözeceğiz. Artık sen de o zamana kadar düşünürsün. Parti neredeydi? Arkadaşların kimlerdi? Ne yapıyordunuz? Neyse ablacığım, istediğin zaman gelip görebilirsin. Benim anlamak. Hadi ben kaçtım. Nerede kaldı bu kız? Aa, Pelin nerede kalacak? Sınav sonrası sorulara bakacaklarmış. Sıcağı sıcağına yanlışına baksın da iyice aklına girsin dedim. Anne ne konuştuk biz Allah aşkına? Niye izin veriyorsun ki? Gelsin evinde uyusun işte. Yavrum, Sunam, gece vakti yollara düşeceğin ne? O vallahi ondan sonra ben pencerenin önünde dikilip duruyorum. Ha, sen kal dedin yani. Evet. Dur sen dur, ben konuşacağım onunla. Babam ararsa ne yapacağız? Yine yalan üstüne yalan mı söyleyeceğiz? Bismillahirrahmanirrahim. Alo? Baba? Evet şaşırdım vallahi. Dün aradın ya, bugün beklemiyorduk. İyiyiz babacığım çok şükür. Sağ ol, annem de iyi. Banu evde yok baba, bir arkadaşına gitti. Suna, yaktın bizi Suna. Mahvolduk. Adam çıra gibi yakacak bizi. Evet baba, hı. Tamam babacığım, ellerinden öperim. Anneme de selamını iletirim. Tamam baba. Kızım sen ne ettin ya? Bari arayayım da haber vereyim kızcağıza. Baban mahvedecek Banu'yu. Hem onu hem bizi. Ne yapıyorsun sen Suna? Suna kızım ne yapıyorsun sen ya? Ya mahvederse etsin anne. Yetti artık ama. Uf. Sakın haber vermek yok Banu'ya. Babam onu şimdi cepten arayacak. Versene ağzını payını da görsün gününü. Anne! Banu'ya haber verilmeyecek o kadar. Alo baba. Evet baba, arkadaşımdayım. Kızdın mı? Kızmadın mı? Neyi? Ha, evet babacığım. Kamyonun sigorta poşetini bana emanet etmiştin. Tamam babacığım, ben onu sana bulur yarın yollar gönderirim, tamam. Evet babacığım çok çalışıyoruz. Yo, hayır söz veriyorum. Söz veriyorum senin yüzünü kara çıkarmayacağım. Tamam babacığım, hoşça kal. Kızmadı. Sana güvenim tam dedi. Sen doktor ol, doktor ol da bize bak dedi. Canım iyi misin? İyiyim. Babamla konuştum da çok özlemişim. Kıyamam ben sana. Kim geldi ki şimdi? Bizimkiler gelmez daha. Gel bakalım. Ya babam da poliçeyi emanet ede ede Banu'ya etmiş.
Mahun eve gelecek de poliçeyi bulup babama yollayacak. Yok işte, yok. Şuna bak, pasaklı. Kimdir, nereye koydu poliçeyi? Bu ne şimdi? Dershane kitapları mı?